Haydi bakalım Morların eventine bir bakalım. DC mi kes? DC bir sonrakinde yaparız. Chat'ten şey yapabilirsiniz. Şu an kuramam çünkü ya. Ya da kurayım mı? Genel alana mı kuralım? Hadi genel alana kurayım ama. Dur bakayım. Sesli oda kuralım. Ne diyeceğiz? Mavi. Chief. Tamam. Kopyalıyorum kanalı. Nerede bu? Kanalı çoğalt. Mor. Kont. Ve yeşil Patricians. Bakın şeye kurdum. Şu genel alana kurdum. 3 tane kanal var, tamam mı? Genel alanda. Sohbet alanlarında. Bunun rolü için neredeydi o? Şu sohbet alanı için sohbete tıklıyorsunuz aşağıdan. Şuna rolünüzü alıyorsunuz ve gidip bakıyorsunuz. Sesliye bir yandan katılırsınız. Kendi aranızda organize olmak adına. Ben de kenara alayım Discord'u. Devam. Yeni katılanlar ne yapacak? Yine aynısı işte. Rol kanalına gireceksiniz. Sohbete tıklayacaksınız. 3 yıldır DC girmeyen ben. Arıları nasıl geri çekeceğimizi bulduk diyor. Kostan bize geri getirecektir arıları. 9 adına. Çabuk başlayın o zaman diyor. Evlerimizde kaldık. Dışarıya çıkamıyoruz bunlar yüzünden. Yaşayamıyoruz diyor. Bir şey bulduk ama diyor. Yıkılmış bir manastırın gerisinde kaldı. Askerlerim oraya ulaşmaya çalışıyor diyor. Ne manastırı? Ben hiç duymadım. Manastır bir zamanlar Conquering Blade tarikatının da diyor. Neyin? Çoğu öldü. Engizitör, baş engizitör. Sizin atalarınız bunu zaten yapmıştı diyor. Yani sizin atalarınız bitirdi bu işi diyor. Şeytana tapıyordu çünkü onlar diyor. Bu kalıntılar acilen yok edilmeli. Çok tehlikeli buralar diyor. Ama doğunun mirasıdır bu. Bizim hatamız değil onların böyle şey yapmış olmaları, tapınmaları. Ayrıca buna ihtiyacımız var diyor. Çağrım olmadan arılar tarafından terörize ediliriz. Tartışma başladı yine. Peki. Kıyametler kopuyor. Kıyametler kopuyor. Peki şeytan mevzularını boş verin. Bir çarmı alın derseniz A deyip. Bu ne? Fate. Din düşüyor. Stability düşüyor. Tarım artıyor. Defiance düşüyor. Bütün mekanı yağmalayın. Orada iyi şeyler olabilir derseniz. Defiance düşüyor. Din düşüyor. Bu sanırım sizin cebinize girecek olan. Evet. Sizin cebinize bunu diyenler. Sanırım doğuluların cebine giriyor bu. 1500 para geliyor. Hazineye de 800 para geliyor. Manastırı yok edin tamamen. Çok tehlikeli derseniz de %40 şansla din oluyor. Ben veto hakkımı alacağım. Ve A'yı vetolayacağım. Siz B ve C arasında kapışın. Stability'ye dokunmak yok. A diyenleri de görüyorum. O A diyenlerden vergiyi ona göre alayım ben. Kimmiş? Mandos neredeymiş mesela? Mandos. Kimlere üyeymiş? Yeşillere. Yeşiller vergi istiyor, anlaşıldı. Galiba. Göremiyorum. Mandos neredesin lan? Mandos. Mor. Morlardaymış. Morlar daha çok vergi istiyor yani. Peki.
Doğudakiler biraz daha sinirlendi diyor. Coast'un Defiance'ı düştü. Fate düştü morlarda. Mandos'un vasalları, yani bazı kontlar para kazandı. Hepsine gelmemiş anlaşılan. Muslin teşekkürler, 62. ayın kutlu olsun. Çoğuna gelmiş gibi, bayağı bir paranız var çünkü. Bu da vergi almamı daha öne çıkartıyor ya, neyse. Kontlar çoğunu aldı ama bir kısmını da hazineye verdiler diyor. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah kardeşlerim. Eyvallah. Güzel para. Bu sezonu da tamamladık. Haydi bakalım. Krallıkta kaos. Uzak doğuda Kont Koray Yorulmaz bir yemek partisi düzenliyormuş kalesinde. Krallık iyi. Kimse kraliçenin danışmanlarını istifaya çağırmıyor diyor. Acilen bu işe girişmeliyiz. Daha çok kaos, daha çok panik. Böylelikle işin içine girebilir ve kraliçeye zeytin dalı uzatabiliriz diyor. Aynen öyle. Eğer zeytin dalını almazsa onu bize verene kadar tokatlayacağız. Kontların hedefi stability'yi indirmek. DC'ye kimse gelmedi mi? Morlar dolu görüyorum. Yeşiller de var. Maviler DC'ye gelmemiş. Discord'a gelmemiş maviler. Peki. Şimdi. Şunu sevdim. Ben bunu alırım. %50'den fazla oy alan seçenekte artı bir stability kazanıyoruz. Haydi bakalım. Ben hangi rengim, nereden öğrenebilirim? Bakalım hemen ismine. Sen morsun. Nasıl gireceğiz gözükmüyor kanal. Bir daha söyleyelim arkadaşlar. Bakın yukarıda rol kanalı var. Rol kanalı propagandanın altında. Girdiğiniz anda zaten buraya girdiniz. Hemen rol kanalına tıklıyor. Kuralları okuduktan sonra zaten kurallar burada. Okuduktan sonra rol kanalına geçiyorsunuz. Rol kanalında da burada roller var. Hangi rolün nereyi görebildiğinizi gösteriyor. Sohbet alanı için şu sohbet emojisine tıklıyorsunuz ve rol geliyor. Otomatik olarak. Role tıkladığınızda da bu aşağı taraf gözüküyor, sohbet alanları. Buradan da mavi, mor veya yeşil kimseniz oraya doğru gidiyorsunuz. Tamam? Sol üstteki tuşta yazıyor renginiz. Sol üstteki tuş. Takım seçmiyorsunuz. Takım seçme yok. Katılıyorsunuz sadece. Takım seçme diye bir şey yok. Ha sizde var mı? Okey. Ben görmüyorum onu. Hadi bakalım evlilik. Grimwald'la evliliğin doğal olarak bütün krallığın konuştuğu ana konu diyor. Soylular ve köylüler herkes başkente geliyorlar diyor. Büyük bir parti var adeta başkentte. Bir tek sen yoksun bu işin içinde gibi duruyor diyor. Seremoniye hazırlanıyorsun, yakında St. Bernard's Katedrali'nde evleneceksin. Kocan olarak alacak mısın? Stability geliyor. Al. Evlilikten sonra bir ziyafet var diyor. Ziyafetten sonra da bir dans var. Yeni kocan Grimwald dans etmeyi reddediyor diyor. Köşede kalıyormuş onun yerine. Vay pezevenk. Grimwald'la kendini yalnız bulduğun zamanda da geceyi geçiyor ve daha da yorgun hissedemeyecek durumdasın. Kilisenin kulesindeki 8 tane kargayı gördün mü diyor biz katedrale girerken. Bu kötü bir şey. Gösterge. Daha yeni evlendik, keyfin yerine gelsin. Yine de bana bakıp ağlamaya başlamış. Köylüler haklıydı. Onlar aşk için evlenir, politika için değil. Ah keşke köylü olabilsem. Ya koca diye aldığımız herife bak amına koyayım ya. Hayatın o kadar da kötü değil diyorum.
Beni anlamıyorsun değil mi? Benim hayatım tam bir eziyet. Kimse anlamıyor. Kraliçem bile anlamıyor diyor. Ergenle mi evlendik amına koyayım? Grimwald kendini çekiyor ve yatak odasına terk ediyor. Kapıyı çarpıyor. Kendimi depresyonda hissediyorum. Demek ki evliliğin bize getireceği şey bu diyor. Ay içine tükürdüğüm. Evlenmek için bile, çocuk yapmak için bile çaba harcıyoruz kadın olarak. Baş mimar ofisimize girmiş. Bir parşömeni varmış. Heykeller yıkılır. Şeyler, resimler yakılır. Sizce daha böyle şey olabilecek, kalıcı olabilecek bir şey yapmanın zamanı değil mi krallıkta? Sizin vizajınız, şeyiniz yani bir simgeniz olmalı diyor dağda. Görseniz. Düzinelerce insan çalışacak ve binlerce saat sürecek ama her zaman hatırlanacağınızı kanıtlar diyor. Peki. Zaman alacak ve bayağı bir altın alacakmış bu durum. Oylamaya geçiyoruz. Grimwald'ı da ekle diyebilecek durumdayken diyemiyormuşuz. B şıkkı yok. Onu unutun. B şıkkı yok. Tamam mı? Projeye devam edin. Çok güzel olacaktır diyoruz. Hazine 2000 eksi yiyor. Evet yapalım ve soylular bunu şey yapacak diyorum. 750 soyluların cebinden gidiyor. Defiance artıyor. Yani sizden gidiyor. Bu düşünceyi unutabiliriz diyorum. Ticaret yükseliyor. Bence bir vetolamamız var gibi ya. Haydi bakayım. C veya D. Kraliçeniz ne isterse o. Siz oyladığınızı düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok. Morlar gözüme girdi. Güzel, güzel, güzel. Yalnız bu bölünmüşlük nedir bilmiyorum. Çok bölünüyorsunuz. Neyse, benim için sıkıntı yok. Para cebinizden gidiyor. Takım sıralaması diye bir şey yok ki. Burada şeyiniz. Konseyin onayıyla beraber soylulardan aldık para ediyor. Peki, bazı kontların, doğudaki yalnız, doğudaki kontların bazılarının paraları gitti. Diğerlerinin değil. Defiance'ları da arttı morların. Diğerlerinin ona oy vermesi çok mantıklıymış. Başarılı olacak değil mi dedim. Pek iyi durumda değilmiş çünkü yapılı. Daha da uzun sürecek gibi duruyor. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Burada ne oluyor? Yine mi arılar? Acilen sizinle konuşmam lazım. Kontes Mandos'un manastıra, o kafir manastırına nasıl dalmaya çalıştığını hatırlıyorsunuz değil mi diyor. Evet, arı şeyini bulmak için değil mi? Arılar geri geldi ama ne maliyetine? Mandos'un duvarlarında vızlama sesleri gelmeye başladı diyor. Sadece geceleri oluyordu. Sonra o kadar büyüdü ki diyor. Hizmetkarlar kendilerini duyamamaya başladılar. Sonra da taş duvarlardan ballar akmaya başladı diyor. Köylüler kaybolmaya başladı. Baya kötü şeyler oluyor. Mandos gelmiş. Baya şey kokuyormuş. Sen söyle, bal kokuyormuş. Ben gayet iyiyim, sizi temin ederim diyor.
Bu kesinlikle kafirler tarafından, kutsal olmayan güçler tarafından ellendi bu adam diyor kadın. Kaos çıkmış. Bir oylamaya gidiyoruz. Haydi bakalım. High Inquisitor'ımız, Inquisitor'ümüz Mandos'u test edecek. %30 şansla din veriyor. Mandos'un özel şeyini araştırmaya gidiyoruz. Yapısını. Defiance artıyor. Bu hiç yoktan ortaya çıktı dersek ne bu? Din düşüyor. Stability düşüyor. Defiance düşüyor. Tarım artıyor. Tam burada benim şeyi almış olmam lazımmış. Stability'yi. Bu yasalardan hiçbiri bizi burada kurtarmaz. Neyse, C basanların ona göre vergisine bir bakarız ya. Turuva teşekkür ediyorum. 13. ayın kutlu olsun. Morlar yine vergide ha. Görüyorum. Görmem gereken her şeyi görüyorum. Geçirdik yasayı, peki. Morlar hala da açık ara bana isyan ediyorlar. Görüyorum. Köylüler şey oluyormuş, endişeleniyormuş. High Inquisitor sinirlenmiş bu durumdan diyor. Mandos'un durumu iyi. Farming oldu size 8. Arılar sarayı sever diyor. Birçoğu geliyor gitgide diyor. Adeta karanlık bir bulut oluşturuyorlar kalenin kuleleri etrafında. Bol bol bal elde ediliyormuş. Mandos konseye geldiğinde biraz şeymiş, kafası güzelmiş, hafif, çakır keyif. Hiç hoşuma gitmedi bu olanlar ama neyse. Morlar, göreceğiz morları, neyse. Tahtıma hak iddia edenler varmış. Şu an Subterfuge herkes için geçerli. He. Mavilerin görevi diğerlerinin toplam dinini 8'e mi çıkarmaları gerekiyor? Ne alaka lan? 8'e indir ne? Zaten fate'ler hepsi düşük. 8 veya daha altına düşürmen lazım diyor. Bunlar da aynı şey. Din 8'in altına düşsün diyor. Bu da stability'yi indirsin diyor. Bunların başka şeyleri yok mu? Bunlara niye seçemedik mesela? Moru seçtik. Allah Allah. Bir tek morunki mi seçildi? Diğerlerinki niye seçilmedi onu anlamadım. Yükselen sinirler. Neymiş bakalım. Şef gelmiş. Burnu kanıyormuş. Artemis Ağa'yı. Majesteleri, kocanız kontrolden çıktı diyor. Burnumu kırdı diyor. Bunun için ağlamana gerek yok senin koca bebek. Ailem hakkında hakaretvari konuşursan olacaklar budur diyor Grimwald. Allah Allah. Gerçekleri konuşurum ben sadece. Sen şiddeti arttıran taraftın. Ben bunun karşılığını istiyorum diyor. Haydi para verdim. Artemis Ağa'nın parası arttı. Hadi bakalım. Böyle çözdük. Bu neymiş? Majesteleri, Kont Çağatay Biricik Mehdi gibi şeyler görmeye başlamış. Rüyalar görmeye başlamış. Geleceğe dair kehanetli rüyalar. Bu doğru. Bu saçmalık dedim. Geleceği görebiliyorum diyor. Chief Quantel'e acilen şeye dikkat etmeli diyor. Soğan çorbasına dikkat etmeli.
ve yeşil rengi Lord Patrician Mr. Iso'ya kötü bir şans getirecek. Ama bu benim en iyi şeydir, favori rengimdir diyor Iso. Lütfen majesteleri, geleceği söylesin konsey için. Büyük şeyleri çözebiliriz diyor. Sadece bir kereliğine başla bakalım vizyonlara dediğimizde %50 şansla, bu ne lan? Bu zar, rastgele bir şey gelecek %50 şansla. B'de ne geliyormuş? Şarlatanı zindana atlıyoruz. %30 şansla stability geliyor. Saraya atayın bu adamı dediğimizde, C dediğimizde. Defiance düşüyor. Bu ne? Trade artıyor. Morların trade artacak. Unutmayın. Farming artıyor. Morların farming artacak. Ve otorite düşecek. Peki. Ben buna karışmam. Sesliye toplanmış herkes. Oo. Cümbüş. Şarlatanı hapse atın. Stability %30 şansla. Umarım gelir. Otorite arttı mı? Ben mi yanlış gördüm? Otorite 8'e çıktı ve Stability Challenge başarılı oldu diyor. Nasıl yani? 5 hala. Ne? Ama bunu görmüştüm. Hapse atılmam lazım diyor. Hiç direnmemiş biz onu atarken. Ve siz ahmak yerine koyulmayacak bir kraliçe olduğunuz şeyleri dönmeye başlamış. Çağatay hapse atıldı. Yeni Çağatay geldi çete. Peki Discord'da ses grupları var. Evet, katılabilirsiniz şu an. Bir eventte yeşillerde. Bakalım ne oluyor. Bir şansımız var diyor. Bir kirt gemisi geçen de battı. Bizim kıyılarımıza yakın olarak. Yağmasına gitmek istiyorum diyor. Kirt gemileri genelde çok önemli şeylere sahiptir. Bekle 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 bekle. Sizin kıyınızda batmış olabilir ama bizim sularımızda. Tanrılar adına. Bizim şehrimize Bergit'e daha yakın diyor maviler. Alihan. Ama siz o suları bize yıllar evvel vermiştiniz diyor. Bir sandık gümüş para için. Para problemleriniz vardı. Bu ahmak sizi kandırmasın diyor bana yeşil. Haydi bakalım mavi yeşil birbirini yiyecek. A derseniz Patrician'lar yani yeşiller gemiyi yağmalayacak. %70 şansla şans artık ne gelecekse. Rastgele bir şey geliyor. B derseniz şefler yağmalıyor. Yine %70 şansla random bir şey gelecek. Gemiyi yağmalayın ama ne bulursanız kirte geri gönderin dersek defiance artıyor. Şeyi yalnız bırakın dersek de %80 otorite. %80 şanslı otorite. Ben şunu bir kaldırayım. A, B ve D arasında oylama yapın. Haydi bakalım. Mavilerden biri kim o ya? Diyoruz abi yeşillere oy veriyorsun. Mavisin sen, gözünü seveyim. Ha, mavilerle yeşillerin kesin ayrılması lazım. Burada morlar ne yapacak? Önemli olan o. Aga yeşiller kazandı. Hop. Bakalım ne çıkacak. Defiance'ı düştü. Defiance'ı arttı. Ama bunlar benim suyumda diyor. Çekilin. Konseyin sözü sondur. Operasyon devam etti diyor. Patrician'lar zenginleşti. Para kazandılar yeşiller.
Artık maviler mi düşünür? Ne olur bilmiyorum. Haydi bakalım. Çok enteresan olaylara dönüyor. Geçelim bakalım. Evet, yine bina oylamasına giriyoruz. A derseniz A binası mavilerin şeyinde dini arttırıyor. B derseniz otorite artıyor. Kontlarda C derseniz din düşüyor. D derseniz stability düşüyor. Patricianlarda E derseniz farming düşüyor. F derseniz otorite düşüyor. Şunu hatırlatmam lazım. Morlar eğer stability'yi düşürürlerse oyunu kazanıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla mavi ve yeşiller, ona göre şey yapmanız lazım. Açık arttırmaya katılmanız lazım. Açık arttırma için ünlem fund yazıyorsunuz. Hangi binayı oylayacaksınız? A, B, C, D, E, F diye yazıyorsunuz. Boşluk tekrar bırakıyorsunuz. Ne kadar cebinizde para varsa onu koyacaksınız. Ben size böyle göstereyim. Paralarınız burada gözüküyor zaten. Ona göre koyuyorsunuz. Tamam mı? Haydi bakalım. Açık arttırma başlasın. Daha fazla yatırın. Daha fazla yatırın. Bak kazanıyorlar. Morlar kazanacak. Morlar kazanacak. Nasıl izin verirsiniz? Maviler. Maviler para koymadılar ortaya. Rezalet. Rezalet. Niye 1500 A gözükmüyor? Ha, daha şeyler var diye. Daha çok yatırın. Daha çok, daha çok, daha çok. Morlara oyunu kazandırırsınız. Yeter dersen kaybedeceksin İsa. Ben kaybediyorum. Siz de kaybedeceksiniz. Morlar kazanacak. Rezalet. 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 Eren en çok parayı vermiş. Morlar bastı vallahi, koydular. Üç tane event geldi. Hadi bakalım. Stability düştü. Şu an morlar başarılı durumda. İlk adımı başardılar. Şöyle göstereyim. Ve bunu böyle tutmaları lazım. Grimwald'da olan evliliğiniz umduğunuz gibi gitmiyor diyor. Sürekli kendi başına uyuyor, kahvaltı ediyor ve sadece birkaç tane soğuk cümle, kelime kuruyor diyor. Antrenmana gitmeden önce. Zihnindeki en son şey yeni bir varis yapmak. Ama krallığın ihtiyacı önce gelir. Evlilik çok başarılıydı, tebrikler diyor. Suç gibiydi evlilikten ziyade dedim. O da diyor ki dramatik olma annemiz. İyi işler başardı ama bir şeyler eksik. Varisin. Acilen genç birine ihtiyacın var. Sana sadık bir çocuk. Ya da bir piç. Ya da kuzenlerinden en genç olanı. Bence piç bir çocuk yapabilirim ya. Kilise mutlu olmayacaktır diyor. Ama iç savaştan kurtulmak için yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Piçim olacak artık. Yapacak bir şey yok. Ne olmuş yine? Kral konsort Grimwald'la beraber yemekteymişiz. Marshall'ımız gelmiş odaya. Bize selam durmuş. Ve bir masaya bir kağıt koymuş. Bu ne diyebiliyorum. Ya da kapıyı çalabilirsin diyorum. Stability düşüyor. Kosta suçlar yükselmeye başlamış. Patricianların toprağında, yeşillerin toprağında. Majesteleri diyor. Patricianlar hırsızlıklar döndüğünü söylüyor diyor. Ana yollarda ve evlerinde. Grimwald kağıtları inceliyor diyor. Patricianlar liderliği konusunda zayıf durumdalar. Bu acilen düzeltilmeli dedim. Birkaç adam yollayacağım dedi Marshall'ımız. Tamam. İyi, oylamalık bir durum yok. Ama stability daha da düştü. Bu event bayağı kötü oldu.
Ozan teşekkürler, 5. ayı kutlu olsun. Üniversitede şeyler harala gürele. Ne olmuş yine? Geceleri gizlice toplanıyormuş üniversite erkanı. Eski kütüphanelerde. Dedikoduya göre diyor, veraset yasasını tartışıyorlarmış. Sizi tahta koyan yasaları diyor. Bunun sonucu ne olur Allah bilir. Bırakın çalışsınlar dersem otorite düşüyor. A'da. B dersek casusa ihtiyacımız var diyoruz. Hazineden 250 azalıyor. Ya da bir eğitimciyi çağırın diyoruz. Bunda hiçbir şey yok. Ya ben buna dokunmam. Bu normal bir oylama. İşte öyle olmuyor. Gücü olmayan kral ne yapsın ki? Feodal düzenin orospulukları. Ya bu biraz her yönden gidebilecek bir event. Ya veto'yu da kullanabilirmişim aslında paramdan durup dururken gitmesin diye ama. Ya diğerleri de çok bir şey ifade etmiyor zaten. Paramı götürdünüz. Eyvallah. Vergi olarak döner bu sizlere. Metafizik üzerine çalışıyorlarmış. Önemli bir şey yokmuş. Tamam, başka eventimiz kalmadı. Bir sonraki mevsim. Kaos. Krallık büyük bir tehlike altında ve konsey kraliçenin istifasını istiyor diyor. Acilen baskıyı arttırmalıyız. Kraliçe zayıfladı iyice ne diyor. İsteklerimize boyun eğecektir yakında. Artık daha fazla Spy Master'ı, Marshall'ı, Şansölyesi falan yok. Artık yeni bir iç daire. Hepsi kontlardan olacak. Planları için kontlar otoriteyi 4'e indirmeli. 3 mevsimden önce. Bir sonraki kazanma adımınız bunlar kontlar. Otoriteyi 4'e indireceksiniz 3 mevsimde. Tamam mı? Yeni göreviniz o. Şimdi kontların bize yaptığı çok aşikardı. Ben onların bir parasını alacağım. Ama geçen sefer maviler mi uyumuştu bina yapımında? Ne maviler çok zengin abi. Bina da yapmadılar. Bence maviler de vergi verse iyi olur gibi. Maviler uyudu değil mi? Evet. Evet. Yeşillerse yardımlarından dolayı bir artı alsın benden. Biriktiriyorsunuz. Ne biriktirmesi lan, oyun gidiyor, oyun, adamlar kazanıyor. Vergiyi onayladım. Dediğim gibi çalışmayan herkes daha çok vergi öder. Morlar açlıktan falan ölmez. Morlar keyfi yerinde morların. Yeni işçiler eventi, mavilerle alakalı bir event geldi. Hadi bakalım. Size bir teklifim var diyor Yusuf P. Hepinizin bildiği gibi siz şu ana kadar yaşamış en yüce kraliçesiniz diyor. Zaten öyleyiz. Ama çok fazla insanı içeri atıyorsunuz. Tabii ki bu sizin hakkınız ama birçoğu da çok basit suçlular diyor. Mesela binlercesi illegal şekilde insan pisliğini atmaktan içeri atılmış diyor. Birçoğu iyi işçi yapar bunların ya da ırgat olur bunlardan diyor. Kuzeyde de bunlara ihtiyacımız var. Başaramaz mıyız bir anlaşma yapmakta diyor. Para karşılığı şey verebiliyorum. Mahkumları verebiliyorum A dendiğinde. 750 ben para alıyorum. 300 maviler para kaybediyor. Otorite düşüyor. Tarım artıyor. B dersek... bedavaya veriyoruz. Otorite düşüyor. Defiance düşüyor. Tarım artıyor. Veya bunları olduğu yerde tutun dersek stability düşüyor. Bir veto hakkı kullanacağım. Ama
Kimsenin stability'yi düşüreceğini düşünmüyorum aslında ama belki bir pushluk olabilir. Evet. Burada iş maviler para kaybetsin mi, kaybetmesin mi? Haydi bakalım. Yeşillerde niye sesli de iki kişi var lan? Morlar kalabalık, maviler biraz kalabalık. Yeşillerde sadece iki kişi var sesli de Discord'da. Ne yapıyorsunuz yeşiller? Organize olamadınız mı oğlum? Aha. Morlar destek oluyor maviye. Aa. Halbuki mavilerden para gidecek. Ama morlar... Aha, bölündüler. Son oylamaya kadar bekleyeceğim. İnat değil mi? Aha. Aha. Akıllanıyorlar. Yok mu bir karşılık? İnanılmaz. Yeşillerden kim oy verdi buraya? İniksuk. Niye abi? Mavinin cebinden para gidecek. Sen niye veriyorsun buraya? Aaa. Yeşillerin içinde hainler var. Kim bozacak eşitliği? Hangi taraf bozacak? Morlar iki tarafa bölündü. 67 tane noble var arkadaş. Aha, bozuldu. Maviler, paranız gitti. Oh. Tamam, al gülüm ver gülüm yapıldı. Tarım arttı. Biz para kazandık. Mavilerin cebinden para azaldı. Otorite azaldı. Tamam. İçimizde hainler var. Casusun yakalanması. Neymiş bakalım? Üniversiteye yolladığınız casus yakalandı diyor. Pardon, yakalamış. Bir şeyler yakalamış. Çok az bir şey yakalamış diyor. Sınav sonuçları gibi. Öğrenci kılığına girdi diyor. Bla bla bla. Şiir oku diyebiliyoruz. Nasıl buldun? Protestan Zerat, teşekkürler. 24. ayın kutlu olsun. Kesinlikle üniversite size karşı plan kuruyor, bunu biliyorum diyor. Peki, bir oylama yapacağız. Yine ne oylaması ya? Daha çok bilmeliyiz. Casusu kendine getirelim diyor. Ayılsın ve geri gönderelim. Bu hazineden 200 götürüyor. Yeter bu kadar trik diyoruz. Eğitimcileri şey yapalım, tutuklayalım ve sorgulayalım dersek otorite yükseliyor. Üniversiteyi finansal olarak kıralım dersek de 1200 hazinemize geliyor. Hadi şunu kullanmış olayım. B'ye yatırayım. Çok da büyük bir etkisi yok ama. Su bitti ya. Bir su alıp geleyim bari, oylama var. Morlara karşı maviler ve yeşiller birleşiyor ha. Bence bir sonraki vergi döneminde mavilerle yeşillere bir iyilik yapmamız lazım gibi. Güzel, otorite arttı. Tamam, olaylar dinmiş. Bir suçlu yakalanmış. Neymiş bakalım bu? Marshall yine geldi. Kostaki suç arttırmanı hatırlıyor musunuz? Evet. Birini mi yakaladınız dedim. Liderlerini bulduk diyor majesteleri. Kocanız. Ney? Kocam yeşillerin içinde şeyi arttırıyor. Suçu mu arttırıyor?
Sana söylemiş olmayı dilerdim diyor. Ama anlayacağını düşünmedim. At arabalarına saldırıyormuş ve evlere dalıyormuş. Eşkıyalarla beraber takılıyormuş. Bu konuda sesimi çıkarmayacağım ama yine de size söylemem lazım. Bunu nasıl yaparsın dedim. Geçen yüzyılda diyor, bir yüzyıl önce Patrician'lardan atalarının bir tanesi benim büyük 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 annemi öldürmüştü diyor. Şimdi masayı onlara çevireceğim. Siz çözersiniz değil mi aranızda diyor. Gitti. Beni durdurmak için ne yapacaksın? Para kazanabiliyoruz. Ama stabilite düşüyor. Burada da stabilite düşüyor. Peki, özür dileyeceğiz. Özür dileyeceğiz. İtiraf etti ve özür diledi. %80 otorite gelme şansı var. Herkes sinirlenmiş. Yeşillerin Defiance'ı ikiye çıktı. Peki. İyi, en azından durum düzeldi diyelim şimdilik. Yeni yasa alabiliyoruz. Onun yerine şunu çıkarsak bir dakika. Yasa çıkartamıyor muyum? Benim seçtiğim seçeneği siz oylarsanız artı 500 cebinize para giriyor. Bence stability'yi toparlamak daha iyi olabilir şimdilik. Daha sonra onu da yaparız. Haydi bakalım. Üçüncü event nereye? Aha burada. Vergi problemi. Haydi bakalım. Majesteleri yardım edin bize. Şef Wolfsige of the North bizi şey yapıyor diyor. Kurutuyor adeta vergiyle diyor köylü. Ne yapıyorlar ki dedim. 10 kat daha fazla vergilerimiz diyor şu ana kadar olduğundan. Artık ineklerimizi besleyemiyoruz diyor. Gerçekten de öyle majesteleri. Şef Wolfsige çok fazla vergi koyuyormuş. Zor bir yıldı majesteleri. Ben zar zor cebime para koyabildim diyor. Para verebiliyorum. Defiance düşüyor. Farming düşüyor. Mavilerin farmingini düşürmek istiyor muyuz? Yoksa konseye mi bırakalım? Bence konseyin görevi bu. Wolfsige'yi hapse atabiliyoruz. Defiance artıyor, otorite artıyor ve kişisel parasından 750 gidiyor Wolfsige'nin. Sanırım mavilerin de gidiyor olabilir bu sırada. Wolfsige'nin tek devam etmesine izin verebiliyoruz. Köylülerine aşırı vergi koymasında. Ceplerine 750 para giriyor. Defiance düşüyor, farming düşüyor. Tarım düşüyor yani. Vergi durumunu bizim üstlenmemizi şey yapıyoruz. Benim hazineme 500 geliyor. Maviler 300 kaybediyor ve Defiance artıyor. Bence mavilere birçok kişi karşı olacaktır. O yüzden haydi bakalım. Bakalım neler olacak. Maviler para kazanmak için yırtınıyor. Siz mavilere para kaybettirebilirsiniz ama direkt buraya mı destek yapıyorsunuz? Morlar ve yeşiller. Kralınızı destekliyorsunuz aslanlarım. Kraliçe pardon. Ama %50'den fazla oy alması lazım. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Daha çok oy. Daha çok oy istiyorum.
Daha çok oy istiyorum sizden. Mor yeşil kardeştir. Çok bölünüyorsunuz. Daha çok oy. Daha çok oy. Yok mu daha çok oy? %50 etti mi ki? Etmemiştir ya. 68 noble var. 38-40. Ulan 28 kişi oy kullanmıyor oğlum. Manyak mısınız? O 28 kişi kim? Aga be. Ya geçti mi lan? Artı 4 oldu. Aynen. Neye göre şey yapıyor ki acaba? Diğerlerinin toplamı mı? Defiance 4 oldu mavilerde. Ufsigen'in hataları yüzünden biz niye cezalandırıyoruz diyor. Vergi toplamak kendi topraklarımızda bizim şeyimizdir diyor. Bazıları sinirlendiler ve para kaybettiler. Siz kendi paralarınızı görebiliyor musunuz Twitch'te bilmiyorum. Ben bu listeyi ikide bir açayım mı? Morlar bitmiş bitmiş. Şu hale bak. Ama binalarda karşıma verdiniz. Biliyorum. Biliyorum. Morlar çok tehlikelisiniz. Çok. Grimwald yine dışarıda harcadı zamanını diyor. Yine benden uzak yani. Ayrı bir şekilde yemeğimizi yemişiz. Akşam yemeğimizi bize bakmış. Bana bakmış şey bir şekilde. Endişeli bir şekilde. Seninle evli olmak her gün daha çok azap veriyor diyor. Biraz kendi işlerime bakmam lazım. Artık bunu kaldıramıyorum diyor. Boşanmak istiyorum diyor. Seni önemsiyorum diyeceğim. Beni önemsiyor musun? Eğer bu doğruysa bunu göstermiyorsun bile diyor. Costa yaptıklarım için beni ifşalatman çok kötüydü diyor. Bu hiçbir şekilde yürümeyecekti zaten. Şimdi de bitti diyor. İyi veya kötü. Baş psikoposu çağıracağım ve şey yapacağım diyor. Boşanma isteyeceğim. Buna destek veremezsiniz değil mi? Baş psikopos diyeceğim. Krallığı önemserim ben majestedir diyor. Ve krallığın onsuz daha iyi olduğunu, sizinle evli olmadığında daha iyiye gideceğini söylüyor diyor. Beni ikna etti. Soylulara mı götürsek yoksa boşanamayız mı desek? Soylular puşluk çevirebilirsiniz. Şansın vardı, kullanamadın diyor. Nasıl değiştirebilirim aklını? Patrician'ların yani yeşillerin parasını al ve doğuya ver diyor. Oo. Şimdi morlara yardım etmek için ben bir sebep göremiyorum. Morlar çünkü kalk blok atıyor bana. Morlar her türlü bana karşı çalışıyor. Yani morlardan bir kazanç göremiyorum ki ben. Morlar hain. Biz sana koca buluruz. Boşanıyorum lan. Oh. Stability düşüyor. Otorite düşüyor. Defiance artıyor. Yapacak bir şey yok. Bizi terk etti ve gitti. Stability 2'ye düştü. Oha. Otorite de 6'ya düştü. Puuu. Defiance 4'e çıktı. Benim evladımı nasıl boşarsın dedi. Dedim ki o boşadı beni. O da diyor ki ben ve kontlarım bu durumu şeye getirebilmek için çok uğraştık diyor. Bu ziyafet için çok harcama yaptık diyor. Bize parayı geri vermelisin diyor.
A dersek en iyi çiftlik hayvanlarını alternatif olarak morlara veriyoruz. %50 şansla farming kazanıyorlar. Parayı geri ver dersek hazinemden 1900 gidiyor. Onların cebine 1500 giriyor ve Defiance düşüyor. Kraliçe hiçbir şey vermez dersek Defiance artıyor. Otorite artıyor. Ve zenginlikleri 750 düşüyor. Barışçıl gideceksiniz. Cebimden hiçbir şey götüremezsiniz. Karar sizde. Haydi bakalım. Morlar görün, size karşı neler yapıldığını görün. Maviler, yeşiller, el eleler, el ele. Oh, ne güzel entrika dönüyor. Ne tatlı oyunmuş bu ya. Bayıldım oyuna. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz bu sırada oyunu. Haberiniz olsun. Tamamdır. Morların cebindeki parayı da aldık. Oh, 6'ya çıktı Defiance'ları. Askeri güçlerini düşürmemiz lazım. İsyan edeceklerse askerlerinin inmeli. Otorite de yükseldi. Ebu Bekir'in parası 1650'den 900'e düştü. Tamam. Bunu çözdük. Hapse atılan eğitimci. Ekon şey öğretiyormuş. Hapse attığımız eğitimci gardiyanlara ekonomik bilimleri öğretiyormuş. Ve daha iyi maaş için şimdi konuşmaya başlamış gardiyanlar. Daha çok ödeyin diyorum. Otorite artıyor, para gidiyor. Olur. Morlar başarısız olacaklar. Kaçarı yok bunun. Çok mutlu olmuşlar ve otoritem arttı. Aynen öyle. Morlar başarısız olacaksınız. Bu ülkeyi deviremeyeceksiniz.